Önder'le ilgili bir haberimiz var. Siz ona mörda diyorsunuz. Şimdi <gülüyor> <gülüyor> Önder <gülüyor> <gülüyor> diyor ki, e, hatta dinleyelim ne dediğini. Kendisinden dinleyelim Önder'i. Bakalım. <laughs> sana diyor. Diyor ki inanmayın diyor magazine. Sana diyor sana. Şimdi bu haberi zaten ilk defa söyleyen benim. Mör Önder. Çapkın bir adam. Arkada görüştüğü isimler var. Hı hı. Bunlardan birkaçı influencer diye ben burada söyledim. Bu benim iddiam. Kendisi de zaten Hasan Can Kaya geldiğinde hmm. söylemedi mi? Complicated bir ilişkim var. Modern falan demedi mi? Hasan Can aynen. Sen, sen, sen evli misin? Herkes çok merak ediyor dedi. O da senin dediğin cümleleri söyledi. Doğru. Modern ilişki yaşıyorum. Complicated. Evet tamam. Sonra anladık ki Hollanda'da böyle bir ilişki modeli var. Evlenmesen de çocuk yapabiliyorsun. Evet. Onu bize söylediler. Sen devam et lütfen. sonrası herhalde evde hatunu fırçalamış. <laughs> Başarı kompetitine de, modernliğine de. <laughs> Hasan'ına da, canına Hasan da, konuşana Hasan'a influ soğuk savaşa çıktı. Gir cinsel hayatım diye influencerları koyuyorsun diyor. Önder, Hayırdır, Önder. önder. Önder'i... Sonra da biz sanki bunları hiç yani kafamızdan, oramızdan, buramızdan uyduruyormuşuz gibi magazine itibar <laughs> etmeyin. Önder! Önder! Bak, Hoppa! her masada seni gömdüler ama biz seni bu masada hep övdük. Her zaman cinsel hayatımı bile hatta iyi çalıştık <laughs> ne dedik? Cinsel hayatımda dedik bu bir jargon olabilir. Evet. Çünkü zamanında Soğuk Savaş'ta çok kullanılan bir cevap dedik. Hı -hı. Yine sadece senin üzerinde konuşmadık Önder. Bir de Önder ne yapıyor biliyor musun? Ne yapıyor? Bu konuşma yaparken çocuğun da önü alıyor. Onlar da mı orada? Ay canlarım benim. Onun bir tanesi onun kızı değil mi? Maşallah onlara. Diğeri bilmiyorum. Bu arada maşallah. Hatun da orada, hanımı da orada. Öyle mi? Evet. E zaten onda... şimdi Doğru sen yapıyor. yakalamışsın tatlım. Evet. Hanım orada olmasa bunu söyleyecek miydin? Önder. Evet. Söyleyecek miydin? Söylemeyecektim. Söylemeyecektin Önder. Bir sen de, aslında hanıma söylüyorsun bunları. Bir de Cez çok agresifmiş o gün. Orkestraya bağırmış, dekora bağırmış. Madem modern bir ilişki yaşıyorsun. Doğru. Yaşamıyorsun özür dilerim. Karınla çocuğuna çok mutlusun. Onlar oradayken niye bu kadar agresifsin? Hı. Acaba oradan hadise diye bağırılıyor, tek başına kabul ediliyor <laughs> mu, edilmiyor diye mi bu çocuk? Çünkü zamanda gittiği Galata'da bu olmadı mı şeyde powerın evet. gecesinde? Ee, i̇şte hadise yok mu? Gerçi biz onu e, magazin muhabirinin kusura bakmayın birazcık ayıbı olarak şey yaptık, aynen. nitelendirdik. Öyle şey denmez çünkü. Ama burada da hadise diye bağıranlar var. Şimdi orada magazine inanmayın diyor ya. Bir de oradan diyor ki hadise. Ha, önder diyor. <laughs> Çocuklar tamam, her şey okey. ne zaman düet nerede hadise diyor. Evet, aynen. Yani ama önder. kimseye bu geçmedi. Bana herkes döndü dedi ki Yavrucum. <laughs> kendi zaten bunları söyledi. Orada Çok bu böyle canım. bas bas bağırmasına gerek yok önderciğimizin. Biz onu böyle kabul ettik. Bu koridor iddiası falan kulis iddiası da değil. Bayağı çıktın söyledin abi sen bunları. Modern, Aynen. complicated. Evet. Hadise. Cinsel hayatım, infilitüs. <laughs> Cinsel hayatım. 4 tane kelime. Bir de mi orada? Evet, 5. <laughs> önder. Peki önder geçmedi kardeş. Geçmedi, üstümüze önder. de alınmıyoruz. Magazinciyiz ama üstümüze alınmıyoruz. Önder. Şimdi bakalım kimi gömeceğiz. Şimdi var yok yok öyle bir şey yok. <laughs> Gömmüşler kızcağız ya kötü söylüyor diye. Defne Sam yerinin efendim aşkım olayım simgenin parçası var ya aşkım olayım. Aşkım. bile kötü diyorlar. Yok İkardi'den <laughs> kötü dememişler onu ben ekliyorum. Çok iyi. <laughs> Doğru ama. Yapma be o kadar da değil. Defne daha iyi. Evet. Selen Görgüzel mi Defne Sam mi? şimdi izleyeceğiz. Tamam. Sonra söyleyeyim. Hadi. Hadi. <laughs> Ne güzel şarkı da. <laughs> Duşa, duşta, Sinirim bozuldu ya. Duşta aynı <laughs> şarkıyı ben böyle söylüyorum. Yere yatıyorum falan. Yangın yeri hep ayna karşı. Aynı böyle detone ola ola. Duşun içinde ayna var anladığım kadarıyla bir de. Ya karşıda tam görüyorum. <laughs> Yerlere yatıp falan şey yapıyor. Delirmiş oğlum. <laughs> Çok güzel. Buralarda... Neyse o senin sende kalsın. Bu bende. Evet o sende kalsın. Defne'ye dönersek. Dönelim. detone olmamış Nihat bir Nihat Doğan'dan iyi. Nihat Doğan. Bu şey, şarkı kim söyledi evet. Nihat Doğan? Aynen. Yemin et istiyorum sizin geden ben daha iyi okuyorum da dedim utanmadan. Hem <laughs> <laughs> Mabel'e dediği gibi. Demedi ama birine yine teklif gönderdi. Kime gönderdi? Dur unuttum. İrem yazdı altına. Lütfen İrem de şunu yazdı. Ha Simge'ye dedi düet yapalım. Ama Sim... İrem de şunu yazdı. Lütfen benim şarkılarımı söyle. Ama sus. İrem yani. benim şarkılarımı söyleme. <laughs> ya neden böylesin Nihat'cığım? Nihat'cığım Selen'le yap. Gör güzelliği yap. Şöyle ee, bir detone olmuyor. Hı hı. Vallahi olmuyor. Tamam. En azından hani o kulak var bende. Detone olmuyor. Falan. Olmuyor. Hayır detone olmuyor. Neyini beğenmemişler? Sen neyini beğenmedin? Kostüm Ses, Kostüm çok kötü. Tamam şarkı, kostüm güzel. Çok genç. Çıtı pıtı. Cez. Peki Şurada gel. şu kadar bir tasma. Aynı ışıltıda bir çizme. Ondan sonra püsküllü bir şort. Bir de yere yatıyor böyle sabuha gibi İbrahim Tatlıses'in. <laughs> Gülşen giyse severdin ama. Bu kıyafeti. Ki vücudu da güzel Defne Hanım'ın. Ya defne'nin vücudu hepimize on basar. Ama ben ona yakıştıramadım. Peki. Yani takipçilerin çoğu zaten bu paylaşımdan sonra e, Yağmur'la hemfikir olmuşlar. Valla hiç kimseden geçer not alamamış. Ben o kadar acımasız bakmıyorum duruma. Çok samimi söylüyorum. Detene de olmamış. Sonuçta onu dinlemeye gidenler demek ki ses rengini seviyorlar ki gidiyorlar. Ses rengini de tartışmıyorum. E nesi var anlamadım ben. Nasıl gidiyorlar ya? Ya yıllardır şarkı söylüyor ya. Sen bugün tam olarak ha, nereden kalktın? Bir ha? daha dinleyelim mi ya? Peki, ben bir ses duymadım. Ya. Duymadı. Aa, peki ya. İçeride ne Şu biraz. böyle açıp mikrofonu yutacak gibi yaptığında birazcık oraya gitmeyen oksijen nedeniyle olmuş olabilir. Yani <laughs> sesi saç şarkıya gitmiş saçındasın. Çeçik. <laughs> tamam. Yani yoruma yazsınlar, bana yazlar diyenler. Şimdi burada bilmiyorum ne derler ama bana diyenler herkes... Sana geçmedi mi? Ben beğenmedim. Peki, bana geçti. Yani ben korkunç bir şey görmedim. Ben Defne'yi konuştuğu zaman seviyorum. Sunuculuğunu seviyorum. Senin gibi çok... Ne yapıyorsun ne abi? Yapıyorsun abi? Ya? orada kötü şey. <laughs> ha, ha Nihat'ınkini dinletiyor biz de işte evet. orada. <laughs> Harika ya. <laughs> Elif orada korsan yayın yapıyor. Biz orada yayın yapıyoruz. <laughs> bir de Cez, Cez sana bana bak mı dinliyor yani bildiğim böyle. <laughs> ne 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 falan bile bir de Nihat'tan dinliyor. Oğlum Defteran dinle bari be. Evet çok hoş. Bana geçti sana geçmedi mi? Ne? <laughs> İşimiz hadi bak <laughs> tren gibi okay, okay, buraya minibüs okay, gibi okay, okay. doldurmuşlar devam etmemiz okay, lazım. Okey geçmedi. <laughs> geçmedi peki. Şimdi gelelim kıza. Bak nereden nereye bağlıyoruz? Derentalo haberimiz var hmm. efendim. Şimdi eski sevgilisi Baran Tınaz'dan Serenay Sarıkaya ile ilgili bir paylaşım var. E, Depne Samyeli'nin kızı Deren eski sevgilisi Baran Tınas. Kendisi bir işletmeci. E, paylaşımıyla şaşırtıyor çünkü Serenay Sarıkaya'nın Yaramızda Kalsın birçok yerde söyledi. Dizide de söylemişti, aile dizisinde. O paylaşımı yapıyor. Allah Allah oluyor millette. <laughs> bir dizi <yerim. gülüyor> Var mı? Şimdi bir hatırlatma yapalım. Bir marka zamanında Serenay Sarıkaya ve Deren Talon'un da içinde olduğu birkaç güzeli bir araya getirmek istedi. Ama Deren Serenay'ın ismini duyar duymaz anında reddetti ve varsayılan cümle şu. Serenay'ın olduğu yerde ben yokum. Aynen. Ben bunu hiç anlamamıştım. İçeride anlattıklarında net olarak anladım. Evet. Çünkü anne ve e, Cem Yılmaz ilişkisi evet. sonra Serenay'la ile devam eden bir Cem Yılmaz ilişkisi. Evet. Demek ki he oldum Serenay ve Deren'in sıkıntısı bu. Evet. Çünkü Cem Yılmaz'la Defne Samyer'in büyük ve güzel bir aşk yaşıyordu. Hatta Cem Yılmaz o zaman şöyle bir tartışmaya açık olmuştu, sebep olmuştu. Cem Yılmaz'ın normalde ilişkileri bir ay, iki ay falan sürer. Ama Defne'yle bayağı uzun sürmüştü. Cansu nereye? O çok eski ama. <gülüyor> <gülüyor> hani ondan sonra dikiş tutturamadı. Bir milat var galiba. Taki. Evet. Ondan sonra o Cansu onun için gerçekten bir milattı. Ondan sonra hiç dikiş tutturamadı. Sonra Defne'yle güzel bir enerji yakaladılar. Ve gitti ikisi de olgun mantıklı yaş yaşına uyu uyuna falan. Eskide ikisi de boğaz mezunu. Oradan da bir arkadaşlıkları varmış. Aa bak formül bilmiyorum. Evet bunu hatta Cem, Edem dedi. Cem. Çeçik. <laughs> Cem. Çok evet. beğeniyormuş Defne'yi o zaman. A bak sonra işte. Yazmış zaman. kafaya diyorsun. Yani o zaman beğenmiş etmiş falan. Sonra Cem dedi hatta Serena'yı stoklamaya başladı falan diye. O sırada Serena yükseliyor ve Defne'yi bırakıyor. Ve Defne çok üzülüyor. Gerçekten böyle mi olmuş? Gerçekten böyle yani, olmuş. Hani serenay yükseldiği için mi? Evet Serenay. sen git ben yenisini buldum. Hep ha, öyle değil mi? Bilmiyorum ya. Ama böyle herkes öyle ayrılıyor. Peki bana çok medeni yani senin gelmedi. Senin tarzın değil ama gerçekten böyle yaşıyor artık herkes. Doğru. Birini bulup Ama Cem benden de büyüktür. Yani Cem'in de bir adabı bir şeyi vardır yok, diye tahmin ediyorum. Yok Cem'in de ilişkide bence adabı yok. Bence. Yani bildiğimden. Böyle kuralları olan falan. Merhameti yapacak bir adam değil diye düşünüyorum. Değil. Yenisini buldum git diyor. Aynen. <laughs> Bence emin <'im. gülüyor> Biliyorum ben öyle düşünüyorum. Ama Olabilir, ben dediğin gibi kuralları ve adabı olan bir adamdır. Sonrasında bu marka geliyor saç şampuan markası evet. ve Deren'e teklifte seni de alalım bu influencer arasında diyor. Serenay o yüz yüzü olduğu için istemiyor. Hı -hı. Annemi çok ağlattı ve çok üzüldü. O dönem. O da gördü buluştu. evde herhalde evet. ilişkiyi. O'dur. Nasıl sonlandı evet. belki. O dönemde Baran'la beraber... Şimdi Baran neden bu göndermeyi yapıyor? Onu anlamaya çalışalım. Buraya kadar harika anladık zaten. Neden Serenay üzerinde ayrıldıklarını biliyoruz, onu da söyleyelim. Baran ve Deren ayrıldılar, az önce belirttik. Ama neden böyle bir can yakma peşinde? Çünkü onlar da galiba şiddet yüzünden mi ayrılmışlar? Çok emin değilim bu ayrılık sebebinden. Ama şey diyorlar, hmm, Haylaklı Deren ve Deren'i üzmek için de Serenay Sarıkaya şarkısını paylaştı. Annesinden, belki annesi haydi, bilmiyorum. Hmm. Annenin canını yakmak istemiş gibi burada veya Deren'e. Çünkü Deren gerçekten hani bunlar anne ve iki kız olarak birbirine düşkünler. Çok alakasız bir şey soracağım. Şimdi bu Instagram'ın bedava olan ve bizim postlara eklediğimiz, storylere eklediğimiz şarkılar var ya. Evet. Heh, acaba bu kütüphane mi? Evet. Ha, library. Evet. Tamam kütüphanesinde olan şarkılar var ya. Acaba diyorum sadece yaramızda da değil mi şarkının ismi? Evet. Serenay 2 mi var? Hani şarkı Sezen'in aksını Hayır canım hayır. Vallahi bir bak. Bir baksana. Bir bak. Bir bak. Hani bu şarkı illa kullanılacaksa Serena'ya muhtaç Değil. olabiliriz. Muhtaç olamayız. Öyle mi diyorsun? Evet çok alternatif tamam. var. Bilmiyorum sadece Bana fikir. Bana burada ya Serena'ya yürüyor. Merve Özbey. Zaten. Evet, Merve Özbey. Merve söyledi. Özbey. Hmm. Yani bir çok şey var yani. Tamam, o zaman direkt gönderme bu. Evet, ya Serena yürüyor. Hı -hı. Hatta önce dedik, acaba aynı yerdeler mi? Ama sonra Baran Çeşme'de olduğunu öğrendik. Serena'yı da Atina'da şu an. Ya Serena yürüyor, ki Serena'nın tarzı değil gibi geldi bana. Ee, Baran, Baran beyefendi. Kim? Kenan Doğulu. Birkaç kişi var söyleyen. Çok söylemiş. Tamam. Ee, o yüzden biraz hala gönderme yaptığını düşünüyorum. Evet bir gönderme bir var. Bir tahrik etme yani. Göndermeden ziyade yani tahrik etme Kesinlikle. var burada. Kesinlikle. Ama şeye de katılıyorum. Biz erkekler bazen böyle yanlış yoldan da tahrik ederiz. Halbuki içimizde hala aşk Öyle vardır. Öyle mi? Şey yaparız yani hani. Hani böyle vardır ya böyle çocuk yap, tükürürsün falan sevdiğin kıza, hmm. saçını çekersin sevdiğin kızın Aa. falan, fark ettirmeye çalışırsın kendini ben hala buradayım, bak biliyor musun <laughs> falan ama bunu bu saçma yollarla yaparsın yani. Çocukken hmm. biz böyleydik. O zaman onlar hala çocuk olduğu için. Tabii. Mesela ben kendi çocuklarımda anlıyorum. bu senden hoşlanıyor olur mu ya bana taş attı diyor, hoşlanıyor diyorum. Aa. Yani. Taş attıysa hoşlanıyordur diyorum. Bir şey var yani sana mesaj oluyor bu ben kendince. Gerçekten böyle sistemkar, yani sistemkarın altı beğeni olduğunu bilmiyordum. Öyle bir nişan. Var. Nişan iyi bilir bu işleri. Var var. Var. Yani. Peki o zaman e, biz anlamadık. <gülüyor> <gülüyor> biz anlamadık. İzleyeceğimizi bırak bırakıyoruz. Nefis. İzleyeceğimizi... sizde bırakıyoruz. Siz basın buna. Senden bana bulaştın. Evet.